Herkese merhaba, ben Gülçin Alkışlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra böyle bir videoyu istekler üzerine aslında hızlıca çekmek istedim. Bu videonun konusu Yunanistan tatili, çocukla özellikle Yunanistan tatili üzerine olacak. Biz her yıl mutlaka Yunanistan'a bir veya birden çok, hani 2-3 sürekli gidiyoruz zaten. Çünkü gerçekten yemekleriyle, sahilleriyle ve aynı zamanda temiz deniziyle bizim vazgeçilmez bir tatil rotamız. Tabii Yunanistan'ı tek bir videoda böyle Yunanistan tatili için gidecek yerler diye çekemeyeceğim. Çünkü birçok bölgesi var bizim de tercih ettiğimiz. Mesela Aleksandropoli tarafı var. Bunun dışında Halkidik tarafı var. Kavala tarafı var. Tasos var. Daha uzak bir rota, gittiğimiz rotalardan biri Lefkada var. Tabii Mykonos var. O çocuksuz genelde gidilebilecek tatillerden. Ama ben hızlıca Halkidiki'den bahsetmek istiyorum. Çünkü arkadaşlarımdan bir tanesi yakında Halkidiki'ye gidecek. O yüzden hızlıca bu videoyu ona yetiştirmeye çalışıyorum. Halkidiki ile ilgili şunu söyleyebilirim öncelikle. Biz Halkidiki'ye çocuklu ve çocuksuz olmak üzere iki defa gittik. Bundan bir yaklaşık 4 yıl önce çocuksuz olarak gittik. Geçen yıl yine Atlas'la beraber gittik. Dolayısıyla iki şekilde de tavsiyelerim olacak. Aslında ikisini birbirinden çok fazla da ayırmak mümkün değil. Çünkü Mykonos gibi değil Halkidik. Yani eğlence yeri, müthiş eğlenebileceğiniz kulüpleri olan bir yer değil. Daha nasıl diyeyim, işte restoranda yemeğinizi yiyip, bir yerde müziğinizi dinleyip uykuya gideceğiniz bir yer diyebilirim. Halkidiki'ye arabayla da gidebilirsiniz. Uçakla da ulaşımı çok rahat. Biz her iki şekilde de gittik. İlk gittiğimizde uçakla Selanik'e gittik. Selanik'ten araba kiraladık. Ve Halkidiki'de de Kassandra bölgesinde kaldık. İlk gittiğimiz yıl Kassandra'da Afitos bölgesinde konaklamıştık. Ve bir apart otel tarzı bir yerde konakladık. Genelde zaten Yunanistan'a gittiğimizde apart otel gibi yerleri tercih ediyoruz. İşte kendi sabah kahvaltımızı hazırlayabileceğimiz bir yeri tercih ediyoruz. Afitos biraz yüksekte kalan bir yer. Ama aşağıda sahilleri de var. Yani sahil eğlen kısmındaki plajları biraz uzun ve dalgalı olabiliyor. O yüzden biz yine Afitos bölgesinde Liosi Beach diye bir yer var. Biz daha çok orayı tercih ettik. İlk yılda oraya gittik. Geçen yıl gittiğimizde de Atlas'la oraya gittik. Onun görüntülerini koymaya çalışacağım buraya bir yerlere. Gerçekten çocukla gidilebilecek en güzel yerlerden bir tanesi. Çünkü sahili çok güzel. Hemen birdenbire derinleşmiyor. Aynı zamanda sahil kısmı, kum kısmı güzel. Kum aynı zamanda, onu da söylemiş olayım. Ama bir uyarı, orada deniz kestaneleri var. Mutlaka koruyucu ayakkabıyla girmenizi tavsiye ederim, deniz ayakkabısıyla. Çünkü deniz kestaneleri gerçekten sıkıntı. Biz bunu yaşadık, hatta öyle bir sorunumuz oldu. Afitos'taki bu Lios Beach'in arka kısmında, beach tarafının arka kısmında yeşillik, çimen bir kısım var. Çocuk istediği gibi orada oynayabiliyor. Oyuncaklar da var hatta. Oraya giderken deniz yatağı ya da işte büyük simitlerden de götürmenize gerek yok. Yine orada ziyaretçilere kullanıma açık bir şekilde hepsi bir yere yığılmış durumda. Onlardan kullanabiliyorsunuz. Yemekleri fena değil. Çok fazla seçenek yok ama işte hamburger vesaire, hani yiyebileceğiniz şeyler var. Biz genelde Atlas'ın yemeğini zaten yanımızda götürdüğümüz için oradan herhangi bir yemek, yani çocuk için bir yemek bakmadım ama mutlaka her yerde hemen hemen balık oluyor. En kötü balık yedirebilirsiniz. Afitos bölgesinde akşam gidebileceğiniz bir restoran da tavsiye edeceğim. İlk yıl özellikle biz her akşam neredeyse orada yedik. Sadece belki bir veya iki akşam başka bir yerde yemişizdir bir hafta boyunca. Orayı tavsiye ederim. Geçen yıl da oraya gittik. Taverna Strobulis. Onu yorum kısmına yazacağım. Orayı da çok tavsiye ederim. Ama oranın bir negatif tarafı, çok yoğun bir yer. Ona göre hani açlığınızı ona göre ayarlayın. Hani hemen gittiğinizde yemeğiniz hemen gelemiyor çünkü yoğun bir yer. İlk yıl gittiğimizde Afitos bölgesinde kalmıştık. Afitos bölgesi akşam bu bahsettiğim tavernadan çıktığınızda gezebileceğiniz işte küçük dükkanları olan bir yer aynı zamanda. Ve merkez kısmında, tam böyle merkeze gittiğinizde anlarsınız neresi olduğunu zaten. Böyle bir meydan var. O meydanda merdivenlerden çıktığınızda canlı müzik yapılan bir yer var. Orayı da tavsiye ederim. Biz Atlas'la da gitmiştik oraya. Hani ilk yıl çocuksuz da gittik. Daha sonra çocuklu da gittik. Gayet güzel bir yer. Orayı da tavsiye ederim. Adını şu an hatırlamıyorum ama zaten müzik dışarılara taştığı için çok kolay bulacaksınızdır. Geçen yıl gittiğimizde Kalitea bölgesinde kaldık. Kalitea biraz daha, nasıl söyleyeyim size, Marmaris sokakları gibi biraz daha tarzı.
Yani tabii çok fazla restoran seçeneği var. İşte sokakları daha geniş ve yayılmış durumda. Ama mesela Afitos daha tepede böyle daha küçük sokakların olduğu, daha böyle nasıl diyeyim Alaçatı gibi, Bodrum'un küçük işte o sokakları gibi, dar sokakları gibi. Ama Kalitea bölgesi daha yerleşik, daha böyle yazlıkların olduğu, daha geniş bir yer. Atlas'ta orada da rahat ettik. Yine bir apart otelde kaldık geçen yıl Kalitea'da ve açıkçası düz ayak çok rahat bir yerdi. Kalitea'nın kendi sahili var. Sahilde yine yan yana birçok restoranın önünde beach kısımları var. İstediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Yeme içme vesaire her şey var. Duş da var aynı zamanda ve şezlong tercihi işte şemsiye vesaire hepsini bulabiliyorsunuz o sahilde yine aynı şekilde. Ama biz orada ilk gün gittiğimizde sadece orayı kullandık. Onun dışında daha önce de gittiğimiz Sunny Beach tarafında Anemos Beach vardı. Anemos'a gittik. Anemos'u gerçekten çok tavsiye ediyorum. Çocuklar gidilebilecek en iyi yerlerden bir tanesi. Çünkü ön tarafında sahilde şezlongların olduğu yerde şemsiyeler vesaire tamam çok güzel gölgelik alan oluyor ama ben tesisli yerleri daha çok tercih ediyorum. Yani arka kısmında üstün tamamen kapalı olduğu gölge sağlayan yerleri çocukla daha çok tercih ediyorum. Çünkü uyuduğu zaman vesaire şemsiye çok yeterli olmuyor açıkçası. Afitos'taki bu Yosi Beach de böyle. Aynı zamanda Anemos Beach de o şekilde. Onları tavsiye ederim. Kalitea'da Elena Taverna bize tavsiye edilmişti. Oraya gittik. Güzel. Yani aslında Yunanistan'da kötü yemek yiyebileceğiniz bir yer açıkçası yok. Yani ben genelde zaten hep aynı şeyi yiyorum. Ahtapot yiyorum. Veya bazen değişiklik yapıp balık yiyorum. Ama hani kötü yemek yiyebileceğiniz bir yer gerçekten yok. Her yerde hemen hemen fiyatlar zaten benzer. Çok büyük uçurumlar yok. İşte bizim Bodrum'daki veya işte Marmaris'teki, Çeşme'deki yerler gibi değil. Hani fiyatlar çok daha uygun. Alkol de hani nispeten uygun. Tabii euro olarak düşündüğünüzde kura göre değişen bir şey tabii bu. Ona göre yorumlanabilir. Hani bu videoyu ne zaman izlediğinize bağlı açıkçası oradaki kur farkı nedeniyle. Hani uygunluk değişebilir. Yine de çarpsanız da Türkiye'den uyguna yiyorsunuz diyebilirim. Alkol de varsa içinde özellikle. Posidi'deki geniş kumsalın orta tarafında Kokus Beach adında bir yine tesis vardı. Biz oraya gittik. Yine onun da kendi işte gölgesi vesaire arka kısmı tesis gibi bir kısmı olduğu için oradan da yine memnun kaldık diyebilirim. Genel olarak Halkidiki çocukla gidilebilecek en iyi yerlerden bir tanesi. Gerçekten çok tavsiye ediyorum. Ulaşımdan bahsetmiştim. Biz ilk yıl Halkidiki'ye, Kassandra bölgesine yine kalacağımız zaman uçakla gittik ve araba kiraladık. Ve çok kolay bir şekilde gittik. Yalnız bir konu mutlaka dikkat edin. Halkidiki, Selanik'e yakın olduğu için hafta sonu Selanik'ten çok fazla yazlıkçı ya da işte günübirlikçi orayı tercih ettiği için çok fazla trafik oluyor. O yüzden erken saatlerde gitmeye mutlaka dikkat edin. Öğlene doğru gerçekten ciddi bir trafik oluyor. Açıkçası o trafikte çok vakit geçirebiliyorsunuz. Biz ikinci gidişimizde pazar günü giriş yapmıştık otele, öyle hatırlıyorum. Yani daha az yoğundu. Ve ikinci gidişimiz, yani geçen yıl gidişimiz, çocukla yaptığımız seyahatimiz araba seyahati oldu. Çünkü arabayla ben uçaktan daha rahat ediyorum açıkçası. İstediğimi yanıma alabiliyorum. Uçaktaki o taşıma derdi vesaire olmuyor biraz. Atlas'ın yemeğini ve yiyeceklerini, kendi yiyeceklerimi de yanımda taşıdığım için araba bana çok daha rahat geliyor ve geçen yıl bu şekilde gittik. Eğer arabayla gidecekseniz İpsala sınır kapısından geçiyorsunuz. İstanbul'dan yola çıktığınızda yaklaşık, eğer sınırda herhangi bir sıra yoksa 6-6,5-7 saati bulacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii hani hiç durmazsanız, böyle bir zaman diliminden bahsediyorum. Mutlaka şuna dikkat edin. Sabah erken saatlerde sınırda olmaya bakın. Yani sınır yoğunlaşmadan ve aynı zamanda vardiya değişimi oluyor. Vardiya değişimlerine denk gelmeyeceğiniz bir zamanda mutlaka orada olmaya çalışın. O da yaklaşık sabah 8, öğlen saat kaçtı? 1 gibi. Bir de akşam saat 8 gibi. Bu zamanlarda orada olmamaya çalışın. O zaman daha çok bekliyorsunuz. Halkidiki ile ilgili anlatacaklarım, şu an hatırladığım, aklımda kalanlar bunlar açıkçası. Eğer sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Size mutlaka bu konuda yardımcı olacağım. Daha sonra da Yunanistan'ın diğer tatil rotaları ile ilgili de mutlaka videolarım gelecek. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Anemos için orada kamp bölgesi de var. Yani karavanla gidilebilecek, aynı zamanda çadırla kamp
kurabileceğiniz bir alan da var ve çok güzel. Kamp alanı ve işte duşları vesairesi güzel imkanları. Orayı da tavsiye ederim. Eğer karavanla tatil yapanlarınız varsa ya da düşünenler varsa iyi bir rota olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. İnşallah çok ara vermeden videolara devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, pozitif kalın. Öpüyorum.